Dur bekle, bunu bak göstermeyecektim ama adam güzel açıklamış aga. Bizim bir muhabbetimiz Şey abi. olmuştu. Bak. Hatırlayan Bizim hatırlar muhabbet. zaten. Noobstar'dayken bir muhabbetimiz olmuştu takdirle birlikte ki o zaman ya yani arkadaşız, hala arkadaşız. Onun üzerine de konuştuk Yapma ama falan. daha yaşı 18. Bak mesela adamın buradaki dediği şeye Çocuğum bak. sen ne verdin? Hani daha geçen onun yayında dönmüş bu muhabbet. Vardı. Dedi anamı sikti sağ olsun. Gencim. Daha ha, neyse. JTG muhabbetleri falan işte. O zaman biraz daha Spidey gibi bir gencim. Daha değişik bakıyorum bazı şeylere falan. Bak daha değişik bakıyorum bazı şeylere. O zamanlar Spidey gencim diyor adam, anladın mı? Aslında buradan bile bir şeyler anlamanız lazım yani. Kemal'e ben bir şeyler dedim. Kemal'in kitle de anamı sikti sağ olsun. Dislike atmış. Ben dislike falan atmadım Lan lan. Kemal atmamış. Tokdir'in izlediği videoda o şarkıya Tokdir atmış. Ha yok tak, şu an aynen Tokdir izliyor. Bu, ben bir şey atmadım oğlum videoya. O zaman biraz daha Spidey gibi bir gencim. Daha değişik bakıyorum bazı şeylere falan. Kemal'e ben bir şeyler dedim. Kemal'in kitle de anamı sikti sağ olsun. Eyvallah onlara. O zamanlar Dalgaya sikti. Ben o zaman vuruyor yemiştim ilk linci. Ve bak şöyle adam. diyeyim. Vay para. Denmeyen kalmamıştı abi. Denmeyen kalmamıştı yani. Benim ismimle falan flexliyorlardı oğlum. Bir sene benim ismimle flexlendi. Şöyle Tövbe diyeyim. İşte boktir, tövbe. oçtir, çöptir, siktir, işte ne, başka ne? Ya kirle şey yapabileceğin, mixleyebileceğin her şey. Adam sonucunda mesela bu uzun böyle gidiyor geliyor bilmem ne falan filan. Sonucunda şunu anlatıyor. Yani sonuçta benim de Çünkü işte hani ev hani sorumluluğu, Katya vesaire bak yani şurada bu güzel kadar. özetliyor galiba. Boktir iyi bu arada bayağı ya. Boktir iyi bu arada. İsmini boktur yapmış. İsmi bence Boktir yapmalıyım abi ben bundan sonra. Q ile ama Boktir. Çok da oturuyor böyle abi. Boktir. Takdirle Eray'ı bir arada görmek istiyorum. Best couple. Boktir. Ya o zaman şöyle bir şey abi. Şimdi mesela çok fazla vakit harcayamıyorum yayınlara bakmaya. Çünkü işte hani ev sorumluluğu, Katya vesaire. Bir de benim yayınlarım derken. Bekle. Bir de benim yayınlarım falan derken abi. Doğru. Pek yayın izlemiyorum. Şu an Kemal o kadar yani detaylı Kemal analizi yapamıyorum tabii ki öyle girip de. O zamanlar yayın izleyecek vaktim oluyordu ve Kemal'i izliyordum. Ben de o zaman şey demiştim Kemal'e. Hani sen tamamen olmadığın birisi gibi şive komedisi yapıyorsun demiştim ama bu şey Doğru. gibi değil. Doğru. Böyle bir karakteri var atıyorum onun şivesi yapıyor gibi değil. Yani ben Kemal'i Doğru. realde gördüm de öyle birisi değildi ve yayın... Adam sonucunda diyor ki ben de gençtim. O zamanlarda hani Spidey gibi delikanlıydım. Şöyleydi, böyleydi falan muhabbeti yapıyor. Ama diyor şimdiki zaten bakış açım farklı. Şimdi kendi işim gücüm de var, şey de var, şu da. Ben sadece farkımız şu. Ben de o zamanlar aynı yaştaydım. İşte Sedat da o zamanlar aynı yaştaydı. Ben daha erken yaştayken görmüşüm, anlamışım bazı şeyleri. O zaman hiç öyle bir amacım yokmuş benim. Kitle işte olsun, ben de birine bir şey söyleyeyim. İşte bu insana, ya yani o yokmuş bende. Çünkü ben daha erken bir şekilde o iş hayatına atılmış oldum, anladın mı? Çünkü benim okul mokul bilmem ne o muhabbetim olmadığından daha erken o hani şey durum insan ilişkileri durumlarını biraz böyle kavramışım. Benim de artım olmuş. Ha, eksi durumum ne olmuş? Lise mise bile okuyamadım. Sizin gibi mesela açık lise okudum. Lise anım yok doğru dürüst. Okuldan kaçtım anım var. Bilmem neye gittim anım var. Anladın mı? Yani ondan dolayı ben ama çocukluktan bu yana sürekli pozitif olan hep bağlayıcı olan kişiydim. Bak Tolga burada. Aha. Bak chat'te yazıyor. Bu halimi Kemal kadar pozitif. Çocukluktan beri böyleydim yani. Sürekli Niye kafamda bana öyle. karşı pozitif değilsin? Sen Pissin. ama sen beni çıldırtıyorsun. Sen beni delirtiyorsun sen. Ya adamı çıldırt. Yani. Ya bu say burada hep beni toksikliyor ya. Ben sen gidiyorum ya. Ben ne hep yaptım bengelliğinde sana amına? yapıyor. Mesela Ben bu sen buradaki olay gibi, gidiyorsun anladın bana hep mı? Bir bak. yayında. Orada mesela ben bunu da istemiyordum işte. Mesela öyle muhabbet geçti. Ya ben de şansa mı artık oradaki savunduğum şeyin insanlara daha çok uyumasından mı? Ben de kendimi savundum. Kendimi savunurken de dedim ki ya böyle böyle ben böyle düşünüyorum. Benim yaptığım da şu zaten. İnsanlar ama sonucunda mutluysa eğleniyorsa kimsenin laf etme hakkı yok gibi bir konuşmaya vardırdım sonunu. Bir sürü kişi takdire sövdü mövdü etti. Mesela ondan da rahatsızdım ve bunu da açıkladım mesela. Bunu da
takdirle de ayrı konuştuk üstüne. Ondan sonra yine muhabbetimiz devam etti. Adam eleştirisini yapmış oldu. Ben şeyi yapmış oldum. Adam da şu an zaten kendisi söylüyor. Anladın mı bu muhabbeti? Yani aynı muhabbete gidiyor aslında oradaki. Durduk yere böyle o biraz daha Spidey delikanlılık durumundan falan öyle bir yere gitmiş oluyor. Mesela çok hoş. Şimdi böyle bir şeyle dalga geçiyor olması bile, anladın mı? Kendi de koskoca yayıncı, başarılı bir yayıncı. Anladın mı? Ondan dolayı güzel bir şey. Yani bu platformu geliştirmek için bir şeyler yapmak istiyorsan o zaman takdir gibi yap. Oradakilere en güzel arkadaşları yorumun bu olur yani. Adam kendi geliştirdi, kendi yaptı. Şimdi görüyorsun kitlesinde şeyinde. Yani öyle bakıyorsak. Kes ulan! Kanka buna uzun lafın kısası ne diyoruz biliyor musun? Götüme uzun lafın uzun götüme polyanla mı kaçık? Ya bunu yani bu kadar. Götlerin bunu adı bu mu yani Tolga şimdi? kanka kısacası bu götüne polyanla kaçık işte. Lan bir